20 yıllık AKP dönemi tüm Türkiye'de olduğu gibi Karadeniz'de de büyük ekolojik yıkımlara sebep oldu. Karadeniz bölgesi özel olarak AKP'nin bir talan alanına dönüşmüş durumda. Bunlar HES'lerle başladı biliyorsunuz. HES'lere karşı aynı zamanda büyük direnişler de gerçekleşti. Halen bu süreç sürüyor. Fakat AKP'nin işte Yeşil Yol projesiyle devam eden, onun öncesinde sahil yoluyla başlayan, Yeşil Yol'la devam eden, HES'lerle devam eden, taş ocaklarıyla devam eden bir yıkım siyaseti var Karadeniz'de. Bu aynı zamanda Karadeniz'i insansızlaştıran bir süreç. Karadeniz tarım açısından da, turizm açısından da çökertilmiş durumda. İnsanların karınları doyamaz haldeler ve göç ediyorlar. Yani Karadeniz'deki bu talan politikalarının sistematik olarak geldiğinin altını çizmek istiyorum. Şimdi bu gündeme gelen yeni projeler ise bu konudaki AKP iktidarının, saray rejiminin gözünün dönmüşlüğünün ifadesi aynı zamanda. Oraları, tüm bölgeyi şirketlere peşkeş çekmek için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Şunu bilmek lazım. Bu projeler eğer hayata geçerse, yani planlanmış HES'ler, örneğin bakın İkizdere Vadisi'nde 30 civarında HES projesi var. Bunların şu ana kadar sadece 6 tanesi hayata geçti. Bu projelerin tümü eğer hayata geçerse, İkizdere Vadisi dünyanın korunması gereken 200 vadisinden bir tanesi, tümden yok olacak bu vadi. Onun dışında diğer bütün projeler de eğer planlandığı gibi hayata geçirilirse eğer, örneğin başta Doğa olmak üzere, devamında çay ve fındık tarımı da tümden ortadan kalkacak. Dolayısıyla Karadeniz'in bu derece pervasızca talan edilmesinin bir sebebi de şudur. Karadeniz aynı zamanda AKP saray rejiminin oy deposu olarak değerlendiriliyor. Bu nasıl gerçekleşiyor? Bu Karadeniz insanı milliyetçilik ve şovenizmle ve politik İslamcı propagandalarla yedeklenmeye çalışılıyor. Yani Karadeniz insanına hamaset veriliyor, onun elinden ekmeği ve doğası alınıyor. Tablo bu biçimde sürdürülüyor. Dolayısıyla bu yeni ÇED projeleriyle, yeni talan projeleriyle Karadeniz ağır bir saldırı altında. Buradan tabii ki bizlerin, ekoloji mücadelesi yürütenlerin, Karadeniz'in demokrasi güçlerinin, en başta tabii ki demokrasi güçlerinin meseleye vakıf olması, meseleye sahip çıkması ve bu talan ve yıkım siyasetine dur demesi gerekiyor. Bundan başka bir yolumuz kalmadığını görmek lazım. Yani AKP'yi ikna ederek, AKP'yi mahkeme salonlarında alt etmeyi düşünerek bir yere varma şansımız yok. Ancak ve ancak işte daha önceki HES projelerinde görüldüğü üzere kendi öz gücümüze güvenerek bu saldırıları bertaraf edebiliriz.